Diyoruz ve geri kalanını arkadaşlar şimdi çalışacağız beraber. Zaten hemen hemen hepsini çaldım. Tekrardan merhabalar. Kısa bir ara verdim çünkü hafta sonu sınav vardı. ALES sınavı falan vardı. Onlara bir deneme yaptım arkadaşlar. ALES sınavını atlatmış bulunuyoruz ve tekrardan sizlerleyim. Herkese kolay gelsin diliyorum. Bugün de istekler üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Gunda Hember. Gerçekten çok güzel bir eser türkü. Çok lafı uzatmadan arkadaşlar dersimize başlayalım. Şöyle kamerayı da netleştireyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben size bir kez çalayım şurayı. Şu bölgeden başlatayım. Bir dinleyin siz isterseniz. Röpüz geliyor arkadaşlar unutmayın. Röpüz, buranın röpüzünü de çalıyor arkadaşlar. Daha sonra senyoyu çalacak şimdi şu bölgeyi. Görmüş olduğunuz gibi senyo da burada arkadaşlar. Buraya geliyor. Tekrar bu aralığı bir kez daha çalıyor. Fine'ı da bitiriyor, tamam mı? Böyle kısa bir not düşmüş olurum en azından sizlere. Çok uzatmadan dersimize geçelim. Şimdi arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Birinci ölçü. 5-8'lik arkadaşlar vuruşlarda 5-8'lerde de unutmayın üçgeni bulacaksınız. 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 üçgen değişebilir arkadaşlar. Burada baktığınız gibi 1-2 yani 1-2 dedim. Aşağı iniş ve yani 1 ve var ya bu şekilde. Do, re çıkarken yani inerken do çıkarken re. Burada da üçgen. Mi, mi diye uzatıyorsunuz. Artık bunları geçelim. Hemen birinci ölçüyle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım iyicene. Do, re, mi, mi. Şimdi iki tane üstte aynı nota geldiği zaman bir eksini çarpacaksın, tamam mı? Bakın. İkinci ölçüdeyim arkadaşlar. Çok basit arttı. Fa, re, fa. Mi, do. Burada da vibrasyonları da unutmayın arkadaşlar. Bakın. Tamam. Hemen üçüncü ölçüdeyim. Basit kalıplar olduğu için böyle hızlı hızlı geçiyorum. Mi, mi, do, mi, re, si. Unutmayın bu seslerde şu uzun sesler biraz vibrasyonu hızlı yapacaksınız. Hemen sıkıştırmak amaçlı. Üst üste gelen notalar hangileri? Mi. Bir çarpma. İki nota, iki aynı not üst üste denk geldiği zaman kaç tane gelmişse bir eksini çarpacaksınız, tamam mı? İki tane gelmiş, bir tane çarpma yapacaksınız. Şurayı çalıyorum arkadaşlar. Gösterdim yeri. Unutmayın. Vibrasyon yerlerini de söylüyorum arkadaşlar. Vibrasyon yapacağınız yerler arkadaşlar şunlar. Uzun sesler, tamam mı? Şu bölgelerde yapın genelde. Bir daha. Bakın şunun üzerinden bir vibrasyon örneği göstereyim. Titreşim yani. Şu ölçüden. Do, re. Dediniz. Mi, mi. Tamam mı? O aralıktaki metronoma göre vibrasyonlarımız değişebiliyor. Unutmayın bunu. Hemen ikinci satırdayım arkadaşlar. İkinci satır birinci ölçüdeyiz. Şuradayız arkadaşlar. İşaretleyeyim. Re, re, si, re, do, la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane nota aynı nota gelen re'ler var. Bir çarpma yapacaksınız, tamam mı? Bakın re, re, si, re.
Titreşimini unutmayın. İkinci ölçüdeyiz hemen. Do, la, do, si, la. Bir daha. Do, la, do, si, la. Titreşimini unutmayın. Burası da basit zaten. La, la, la. Hemen bu satırı komple çalıyorum arkadaşlar. İşaretliyorum. Biraz daha hızlı çalarsanız şu seviye geliyor. Gibi arkadaşlar. Basit. Şu aralığı bir kez sizin için çalayım. Siz en azından görmüş olun. Şuraya kadar reprise kısmına göre reprise'i de işaretliyorum tekrardan. Burada tamam mı? Şu iki satırı çalıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu ikinci dönüşünde biraz daha süslemeli bir şeyler çalın dediğim zaman. Yani notayı çaldınız tamam güzel notayı gösterdiniz, vibrasyonları gösterdiniz işte bütün gerekli işlemleri gösterdikten sonra bir de illa burayı dore değil de sire de çalabilirsiniz vesaire ama bu tamamen size kalmış bir şey. Tabii çok melodiyi de bozmayın arkadaşlar. Olabildiğince süslemeler yapın. Mesela bunu yapabilirsiniz. Şuradan şu ölçüden bahsediyorum. Do, re, mi, 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 mi. Ya da tamam bu size kalmış. Unutmayın. Tamamen sizin duygunuzla, metodunuzla, çalım tekniğinizle alakalı bir şey. Şimdi 3. satırdayız arkadaşlar. 3. satır 1. ölçü. Repriz unutmayın. Bakın repriz burada. Buralar. Tamam. Sol, do, si, do, re, re. Vibrasyonu unutmayın söylediğim gibi. Bir daha. Hemen ikinci ölçüdeyiz. Mi, do, mi, re, si. Bakın mi, do, mi, re, si. Uzatıyorsunuz, vibrasyon yapıyorsunuz pardon. Böyle çok zaman çalmayayım diye hızlı hızlı yapıyorum. Re, re, si, re, do, la buradayız. Vibrasyonları kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Hemen bu satırı çalıyorum arkadaşlar bakın. Tamam bu şekilde hemen alt satırdayız. Üste gelen notalar hangileri? Do, do. Aynı yani. Aynı notalar üste denk geldiği zaman bir eksiğini çarpma yapacaksınız. İki tane gelmiş. Bir tane çarpma yapacaksınız. Do, 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 la, do, si, la. Do, do, la, do, si, la. Ondan sonra la, la, la. Burası da basit arkadaşlar. Şuraya çalıyorum. Dediğim gibi biraz küçültüyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle göstereyim. Bu ayarda mesela. Şimdi komple eseri baştan buradan ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Notanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bir kez çalıyorum. Notaya bağlı kalmadan çalın dediğiniz zaman mesela hissettiğinizi, duyduğunuzu çalın arkadaşlar. Thank you.
Dediğim gibi notayı çalın. Daha sonraki süslemeleri arkadaşlar çalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bugün ne olduysa konuşamıyorum. Bir yorgunluk var böyle. Tabii güneşe de alışamadık. Bugün güneşli bir gün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınız varsa da yorum olarak alabilirim. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Elimdeki de gülmey. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Soran arkadaşlar var. Hangi maille çalışıyorsunuz hocam? Vallahi şu an elime almış olduğum sol. Karar bir gülmey. Yani dediğim gibi akordu fark edebilir ama elimdeki sol. Şöyle göstereyim. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.